yaş üzeri bisiklete binenlere tavsiyeler diye başlayayım konuşmama. Orta yaşın üstündeki insanların kalp ve kardiyovasküler yapılarını korumak ve bunları geliştirmek için yapması gereken kısa kısa şeyler var. Bu notlar, onları belirteceğim. Bisiklet sporunda önce kaslar sıkıştığı için, damarları sıktığı için kalbe basınç yapar. Bu basınç yapmasıyla da bildiğiniz kalpte anjiyo gibi açılımlar olur damarlarda. Bu kalp için faydalıdır. Ama tabii ki insanlar kalbin atımı yaşına göre ayarlanması gerekir. Bu fazla kalp atımını yükseltmeden, daha doğrusu kalbin yüksek çıktığı zaman önce hemen hazır şeker tüketilir. Bunu çok ağır tempolarda yapması lazım. Yavaş yavaş şekeri eritecek ve kalp ritmini kendisi nefesine göre ayarlaması lazım. Çok yüksek nabızdayken ani durmalar ve ani durduktan sonra kalbi soğuttuktan sonra tekrardan çok yüksek nabıza çıkıp yokuş tırmanmak çok tehlikeli ve sakıncalıdır. Yani kalpte dikkat edilecek şeyler insanın kendi nefes alma şeklini, düzenini, her şeyini kendisi ayarlaması lazım. Yani rahat bisiklet sürerken rahat da konuşması lazım. Kesilmeyecek, nefesleri tıkanmayacak ve rahat nefes alması lazım. Bir, ikincisi bedenine göre bisiklet, bedenine göre bisiklet ayarı yapması lazım. Kalp sağlığındaki faydalardan biri de budur. Kendi temponu, kendi ritmini ayarlıyorsun. Nabzını ona göre ayarlıyorsun. Ve ritim olarak harika bir ritimde gidersin. Ve yorulmazsın. Ben şahsen bypass'lıyım. Günde 6 saat şu anda olduğu gibi bisiklete biniyorum. Ama kendi ritmimi ayarlayarak ve çok rahat ediyorum. Ya nelerini gördüm. Kalbimde rahatlama, şekerimde düşme, kolesterolümde düşme. Birçok faydasını gördüm. 50 yaş üzerine insanlara tek tavsiye edeceğim şey yüzme ve kalp şeydir, bisiklettir. Yürüme bir yönde bize şöyle oluyor. Belimiz ağrıyor, diz kapaklarımız ağrıyor. Bazı yerlerimiz ağrıyor. Kilo ve şey olduğu zaman uzun müddet yürüyemiyoruz. 40 dakika, 45 dakika yürüyüş yapıyoruz. Ama bisiklette 6 saate kadar çıkabiliyorum. Yani dikkat etmemiz şey beslenme. Bisiklette çok uzun müddet bisiklete bineceksen protein ve şeylerine dikkat edeceksin. Tabii bunlar çok geniş konular. Gıdanı aynı ona göre ayarlayacaksın. Bir de su olayı çok da önemlidir. Susuz kalmayacaksın. Yani daha kapsamlı şeyler vardır.